أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا diyerek Bismillah diyoruz. Bu sefer de İbn-i Nazım'ın girişiyle, mukaddimesiyle başlamış olduk dersimize. Bir önceki dersimizde malum İmam-ı Cezeri Hazretlerinden bir kısaca bahsettik. İmam-ı Cezeri Hazretleri diye yazdığınız zaman da zaten bugün Molla Gogol'da bulunmayacak bilgi yok. Her türlü doğduğu, vefat ettiği, büyüdüğü, gezdiği, tozduğu, yaptığı, ettiği ne varsa biz daha ziyade burada yapacağımız ne? Metne sadık kalmak suretiyle bir an evvel metni tarayıp hayırlısıyla hitama erdirmek meseleyi. Hocam, ve minhum'da kalmıştık. 21. beytten itibaren Bismillah diyoruz. Ve minhum, onlardandır. Malum mukaddem haber. Ne o? Onlardan dediği nedir? Aşrun şumusun 10 güneş. 10 güneş var. Yani burada kıraat imamlarının hani kaim olduğu mevzudan bahisle Kur'an-ı Kerim'le kaim olmuşlardır. İşte bu ihtilaflı olan vecihleri aktarmak suretiyle ön plana çıkmışlardır şeklindeki ifadeden sonra diyor ki 10 tane güneşimiz var bizim. 10 tane güneş. Vahra ziyâuhum. Bunların kelimenin biri bir mısrağın sonunda, diğeri diğer mısrağın başında. Aslında tabii oradaki vahra da malum elif tamamen kafiyeden dolayı getirilmiş. Yoksa vahra diye tesniye elifi olarak dedi ki geçen de böyle bir şey geçmişti. Tesniye elifi olarak düşünülmez. Vahra ziyâuhum yani. Onların ziyaları, onların ışıkları, onların nurları, parlaklıkları zahir olmuştur. 10 tane güneş. 10 güneşimiz var. Bu 10 güneşten kasıt nedir hocam? 10 tane imam, kıraat imamları. Fatih hocam sen oraları Talip hocamdan da okudun değil mi? Eksik bir şey yaparsak ilave edersin abi. Ve fil enami ve insanlar içerisinde inteşera yayılmıştır. İnsanlar içerisinde bu 10 kıraat imamının hani 10 kıraat imamı olarak diyelim ki benzetilen 10 tane güneş, onların ışıkları, onların parlaklıkları ne yapmıştır? Yayılmıştır insanların içerisinde. Hatta ta ki şöyle ki istemedde almıştır efendim elde etmiştir ne nuru külli bedri her ayın, Bedir ayın bir halidir malum olduğu üzere. Her ayın 10 tane imamdan ne yapmıştır? Nurunu aldığını belirtmiştir burada İmam-ı Cezeri Hazretleri. Hatta ta ki istemet de aldı, yani elde etti. Ney? Nuru küllü bedri. Her bir parlayan, her bir ay, Bedir halindeki dolunay dediğimiz değil mi? Yani pırıl pırıl parlayan o ay mesabesindeki efendim raviler ışığını nereden almıştır? Nurunu o 10 tane imamdan almıştır. Evet. Ve anhum o aylardan da yani ravilerden de yine almıştır. Kim ya da ne diyelim? Küllü necmin dürri. Her parlayan ışıl ışıl yalan yıldız da ışığını nereden almıştır? Bedirlerden. O 20 tane değil mi? 20 tane diyoruz gerçi ama 19 tane yani. Efendim, her o pırıl pırıl parlayan yıldız da ışığını ravilerden, raviler mesabesindeki aylardan değil mi? Veya aylar mesabesindeki, diyelim burada anlatılan ravilerden almıştır. Buradaki her yıldız derken kasıt ne olur o zaman? Tarik. Değil mi? Tarik olur. Yani burada güneşler kıraat imamları, raviler
kime benzetiliyor, neye benzetiliyor? Aya benzetiliyor. O ravilerin de artık ravileri konumundaki tarik dediğimiz ustalar da, alimler, zevat da, onlar da pırıl pırıl parlayan yıldızlar olmuş oluyor. Ve ha, bu nedir hocam? Bu tembih ediyor değil mi? Uyan, uyuma. Humu, burada mübarek zamiri bile burada şeyle okuyor. Ne derler ona? Sıla ile okuyor. Ve ha humu, onlar var ya onlar. Yedkuru humu, onları zikredecek. Beyani, benim beyanım. Yani ben şimdi onları anlatacağım sana. Kim olduklarını sana söyleyeceğim. Küllü imamin, her imam. Yani 10 tane güneşimiz var mıydı? Evet. Yani 10 tane imamımız eşittir. Bunlar 10 tane güneş. Peki işte o 10 imam anhu, kendisinden vardır. Her birinden vardır. Küllü imamin, her imamın her birinden vardır. Ne vardır? Ravi yani. İkişer tane ravi vardır. Her imamın iki ravisi vardır. Pekala. Bir, fenafi'un. Bir tanesi İmam-ı Nafi Hazretleri. Bir taybetin, Tayba'da. Bu Tayba malum Medine'ye bir sıfat olmuş diyelim yani. Tayba. Tayba olarak söyleniyor. Hani bir ara ilahi vardı ya. Ya Tayba falan. Evet. Tayba. Taybalı. İmam-ı Nafi Hazretleri قَدْ حَضِيَا, o ne yapmıştır? Orada pay almıştır. Kelime manası bu. Ama neyin payını alacak bu? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine, direkt kendisine değil tabi, ama bir şekilde aradaki senetlerle beraber kendisine ulaşan ilimden pay aldı. Nerede? Medine'de. Medine'de neşvu nema buldu da diyebiliriz buna. Pay aldı. Medine'de neşvu nema buldu. فَعَنْهُ İmam-ı Nafi'dendir. Dedi ya şimdi, her imamın iki ravisi dedi. Pekala. قَالُونُنْ قَالُنْ وَوَرْشُنْ, bir de Verş Hazretleri Rave'ye rivayet ettiler. Yani ondan rivayet ettiler. Şöyle de söylenebilir bir nevi. Yani Rave'ye قَالُونُ وَوَرْشُنْ عَنْهُ, yani Verş ve Kalun ondan, yani İmam-ı Nafi'den işi almışlardır, rivayet etmişlerdir. Tabi şerhlerde yine bunların özellikleriyle, güzellikleriyle, doğum yeri, vefat yeri, tarihine varıncaya kadar ilim hayatları hep yazılı. Biz bunlara girmiyoruz dediğimiz gibi. Biz metni daha ziyade tarayıp devam ediyoruz. Bir nevi bizimki şerh değil, haşiye olmuş oluyor yani. Evet. Ve İbn-i Kesir'in ikinci imam İbn-i Kesir, Mekketun lehu belet. Onun beldesi Mekke'dir. Mekketun Mekke'dir. Lehu onun için ney? Belde olarak ona Mekke var. Diğeri nereliydi? Medineli. İmam-ı Nafi Hazretleri Medineli. Malum kendisi de Medine'de yatıyor. O meşhur kabristanın ismi neydi? Yani Cennetül Bakia değil mi? İşte orada yatıyor. Bezzin. Bezzi ve kumbulun. Kumbul lehu İbn-i Kesir için rivayet ederler ala senet. Ama senet üzere rivayet ederler. Az önce İmam-ı Nafi'nin Kaluni ile Verşine senet ifadesi kullanmadı. Yani direkt rivayet. Demek ki İmam-ı Nafi Hazretlerinin Kaluni ve Verşi hocam nereden almışlar? Direkt kendisinden almışlar. Ama burada öyle bir durum yok. Burada ne var? Bezi ve Kumbul, arada bir zat var. Birileri var arada. Onlardan okumuşlar ki öyle devam etmişler. Yine dediğimiz gibi, yani kitaplarda bununla alakalı bilgiler var. Senet demek diyor mesela. Mu'teminine ala senedin minhum. Yani onlardan bir minhuma ileyhi. Kendisinden ulaştıkları, o zata kendisi vasıtasıyla ulaştıkları arada birileri var. Yani. Evet. Sümme üçüncü imam Ebu Amr'in. Ebu Amr'dır. Fe Yahya. Yahya'dan. Fe Yahya anhu Ebu Amr'dan almıştır. Fe Yahya anhu. Yani burada da bir yine senet meselesi var. Yoksa biz Ebu Amr'ın ravilerini kim olarak biliyoruz? Duri ve Süsi olarak biliyoruz. Ama bakıyoruz burada Yahya diye biri var şimdi arada. Bu Yahya neyin nesi? İşte Yahya da Ebu Amr ile Duri ile Süsi arasında bir köprü. Yani
Duri, Süsi her ne kadar talebesi olarak zikredilse de direkt kapı komşu talebesi değil yani. Arada Yahya var. Evet. Yahya İbn-i Mübarek bin Mughire diye geçiyor mübareğin ismi. Malum bunların isimleri de uzun uzun oluyor. Ve nakale nakletti Ed-Duri, Duri ve Süsin. Bir de Süsi Hazretleri minhu kimden? Yahya'dan. Yahya'dan naklettiler. Ama tabi Yahya'nın ismi cismi anılmamış, kaybolmuş, gitmiş. Kim ön plana çıkmış? Duri ile Süsi ön plana çıkmış. Pekala. Sümme ibn-i Amir bir senet. Bundan da bir senedin anhu. İbn-i Amir'den de yine senetle işi gören kim? Hişam'ın Hişam. Daha ve İbn-i Zekvan, İbn-i Zekvan Hazretleri verat, varit oldu geldi onların rivayetleri. Yani verade Hişam'ın diyelim ki anhu bir senet. Verade İbn-i Zekvan anhu bir senet. Değil mi? İbare bu şekilde gelmesinde bir sakınca yok. Ama tabi şiir malum vezninden dolayı failler, mefuller karma karışık bir hale gelebiliyorlar. Pekala. Selâsetün üç tane imam var. Min küfetin bunlar küfeden. Evet. Fe'asimu. Asım. Bir tanesi Asım. Malum küfeli. Fe'anhu Asım'dan gelen kim var? Şu'betün. Şu'be ve Hafsun. Hafs. Değil mi? Sat'ayn diye remizlediğimiz mübarekler. Kaimun bunlar kaimdir. Yani Asım'dan kaimdirler bunlar. Asım'la beraber duyulmuşlardır, bilinmişlerdir. Onun rivayetini geçmişlerdir. Evet. Mübarek Şube, buradaki aldığım not dikkatimi çekti şimdi de, 98 yaşında vefat etmiş. Bunların birçoğu zaten öyle de, yani Allah vermiş bunlara yaşı. İbrahim Tanrıkulu hocam öyle diyordu. Kurra olmak diyordu, uzun ömürlü olmak demektir diyordu yani. Çok nadir arada erkenden alıyorlar. Evet. Ve Hamzetun, Hamza, bu beşinci imam. Değil mi? Beş mi? Altı mı? Altı. Evet. Anhu, Hamza'dan Süleym'in Süleym almıştır. Hamza'dan kim almış hocam? Süleym. Arada alsana bir senet meselesi daha var yine. Arada yine bir senet meselesi var. Fehalef minhu. Halef de Süleym'den almıştır. Ve halladun. Hallat da aynı öyle. Kilahuma halef ile halladun. Her ikisi ihtaraf. Evet. Almışlardır. Kotarmışlardır. Kimden? Süleym'den yine. Yani halef ile hallat Süleym'den almışlardır meseleyi. Direkt İmam-ı Hamza'nın hemen rahle-i tedrisinden geçmiş değillerdir. Gayetün nihayede bunlarla alakalı uzun uzadıya bilgiler vardır. Kıymetli hocalarım. Evet. Sümme yedinci imam sonra El-Kisai'yü Kisai'dir. El-Feta genç adam. Çok böyle ikram sahibi bir zat olduğundan bahis de böyle genç. Yani bin gençten ancak bu kadar güzellik beklenir anlamında. Böyle bir sıfat konulmuş. Aliyyü. İsmi Ali. Evet. Sümmel kisaiyyül fetâ Aliyyü. Ebu'l-Hasan Ali bin Hamza bin Abdillah bin Temim diye böyle alıyor başını gidiyor. Koca bir isim yine. Ebu'l-Haris. Anhu Ebu'l-Haris'i. Ondan Ebu'l-Haris rivayet etmiş. Ve Duri. Bir de Duri. Tabii bu Duri aynı Duri. Yani Hafs-ı Duri dediğimiz Kisai Durisi ya da yani aynı zat. Kimle? Yukarıdaki Ebu Amr'ın Durisiyle aynı Duri. O yüzden ne diyoruz hocam? 10 imam 19 ravi diyoruz. 10 imam 19 ravi ama 20 rivayet. 20 rivayetin 2 tanesini bir adam yapıyor. O yüzden 19 ravi ile iş görülmüş oluyor yani. 19 ravi. Evet. Sümme Ebu Cafer. Sonra Ebu Cafer Hazretleri geliyor. El-Habru. Habr yani yüksek rütbeli üsta, alim böyle yani alabildiğine işi götürmüş efendim kalifiye. Evet. El-Rıda. Rıda o da malum bir sıfat. Yani hoşnut olunan, kendisi hoşnut olunan yaptığı işiyle efendim emeğiyle, gücüyle, bütün koşuşturmasıyla yani yerinde duramayan bir zattan bahsediyor. Ebu Cafer Hazretleri mübarek. Adam
okutmuştu, okutmuş. Birçok insan ondan ders almış diyor mesela. Bununla alakalı. Hatta İmam-ı Nafi bununla alakalı diyor ki Ebu Cafer vefat ettikten sonra yıkanmak, yani yıkandı ve böyle boğazı ile göğsü arasında mushaf yaprağına benzer bir yaprak belirdi, yani böyle ortaya çıktı. Herkes diyor orada hazır olanların hiçbirisi şüphe etmedi ki o illa Kur'an'dır yani. O Kur'an'dır. Kur'an resmen diyor o şu arada mübarek Kur'an-ı Kerim'in sayfası böyle beliriverdi yani. Burada bir not var yine gözüme alıyor. Güzel bir surette diyor rüyada görüldü de rüyada gören kişiye dedi ki Beşir ashabi, arkadaşlarımı müjdele. Ve kullu men kara'el Kur'an ala kıraati ennallâhe kad gafara lehum. Benim kıraatim üzerine kim okursa Allah onları affetmiştir diye arkadaşlarımı müjdele dedi diyor. Efendim? Ebu Cafer, evet. Ebu Cafer Hazretleri vefat ettikten sonra öyle görülmüş rüyada. Bu tertibe göre 8. sırada bu mübarek. Evet. Tabii zaman zaman bu kıraat imamlarının tertipleri değişmiş. Değil mi? Normalde Ebu Cafer Kisai'nin yerindeyken işte belli bir vakit sonra bir değişiklik oluyor falan. Kisai bu sefer Ebu Cafer'in yerine yukarıya 7. imam oluyor. 8. imam Kisai oluyor. Ebu Cafer oluyor. Böyle ara ara değişiklikler olmuş. Çok da problem değil. Tâsi'uhum. Bunların 9.'sü. Kimdir? Yakub'u. Yakup Hazretleri. Bitirmedim mi hocam? Fe'anhu. Affen. Fe'anhu Ebu Cafer'den rivayet eden kim? İsa. İsa ibn-i Birdan ve ibn-i Cemmaz'in, bir de İbn-i Cemmaz Hazretleri. Meda geçti. Ne demek yani? Onlar ondan aldı geçti bu işler. Evet. Cenab-ı Hak onlarla beraber olabilmeyi, onlarla görüşebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ne kadar güzel insanlar ya. Evet. Razı olunan bir alim. Düşünseniz hocam ya, razı olunan, herkes tarafından, etrafındaki insanlar tarafından razı olunmak, hoşnut olunmak. Demiş yani, وَاسْتُمْ بِهِ لِلْمُبَالَوَةِ اَيْ مَرْضٌ مَرْضِيُّ. Razı olunan bir zat. تَاسِعُهُمْ يَعْقُوبُ. Evet. Ya, iş böyle bitti diyor. Ey zehebe demiş. تَاسِعُهُمْ يَعْقُوبُ. Bu da Yakup Hazretleri 9.'sü. وَهُوَ o nereli? الْحَضْرَم۪ي demiş. Hadrem. Hadrem de yani yine Basra civarında olan bir yer. Basralı asıl. Lehu onun için rivayet eden kim? Ruveysun, Ruveys Hazretleri. Sümme sonra Ravhun, Revi Hazretleri. Yentemi ondan pay aldılar. Yani ona uzadılar, ona ulaştılar. Böyle farklı, efendim biraz geniş manası olan bir kelime olduğu düşünülürse. Evet. Ondan pay aldılar, ona ulaştılar. Revih ve Ruveys ve Revih ondan istifade ettiler. Sonra vel-âşiru 10. imam kimdir hocam? El-Bezzaru Bezzar. Bezzar denen zat. Normalde Bezzar kelime manası yani tohumcu. Acaba böyle bir iş mi yapıyordu? Allah-u Alem ekstradan sonuçta Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman onlar geçim kaynağı olarak düşünmediler. Ve Kur'an-ı Kerim'den para kazanmadılar. Kur'an-ı Kerim'le bu anlamda uğraşıp da okutmak, öğretmek için işte alınır mı, alınmaz mı? Fıkıhçılarımız bu işin son noktasını koymuştur zaten. Ayrı mesele de bunların durumu farklıydı yani mübarekler. Selef farklı bakıyordu meseleye. Vehve Bezzar, 10. imam olan Bezzar, halefi, o da kimdir? Haleftir. Az önce İmam-ı Hamza'nın birinci ravisi olan halef, burada imam konumunda. İshaku, İshak, ma İdris, İdris'le beraber, anhu, ondan yu'rafu, tanınır. Yani fiil, fail, karmakarışık olmuş. Aslında yu'rafu, İshak, ma İdris, anhu olsa daha da belli olacak, ortaya çıkacak yani her şeyle beraber, ama ne var burada işte? Oradaki tabii şiir vezni uyacak diye
Her şeyle beraber. Bu nedir hocam? Müstef'ilun. Müstef'ilun. Üç tane müstef'ilun vezinden geliyor. Daha doğrusu müstef'ilun kalıbından geliyor. Üç tane. Yani 12 hece. Geçen bahsetmiştik değil mi? 12 hece. Müstef'ilun, müstef'ilun, müstef'ilun. Kâle Muhammedun huve ibnul Cezeri. Yani ya del celalirhamhu vestur vafiri. Yani 12 müstef'ilun, müstef'ilun, müstef'ilun şeklinde recez vezni üzere yazılmış. Recez işte ustaları bunu ne yapıyorlar? İkiye ayırıyorlar. Tam recez, yarım recez, recez falan bir şeyler. Edebiyatçı değiliz o kadar. Meseleyi bilmiyoruz. Pekala. Ve hâdihi rubâtu, bu raviler, bu raviler anhum, onlardan vardır. Ne vardır hocam? Turuku. Tarikler vardır. Bu ravilerden ne vardır? Eyüp abi, tarikler vardır değil mi? Bu ravilerden bir de tarikler var. Şimdi imamları tanıdık, ravileri de tanıdık. Bunun altında bir de tarikler var. Esahhuha, onların en sahihini, evet, en sahihini fi neşrina, bizim neşrimizde yuhakkaku, tahkik edilmiştir. En sahihleri Neşr-i Kebir'de, malum Neşr-i Kebir'i biliyoruz. Hani iki cilt İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin. Orada diyor biz bunu uzun uzadıya anlattık onlara. Tahkik ettik orada. Kim olduklarını, ne yaptıklarını, her birisini mübarek. Evet. Sonra nasıl bir sistemle? Bithneyni fithneyni. Bithneyni iki ravi ile, iki tarikle. Nereden? Nerede? Fitneyni ikide. Yani her iki imamın ikişer tane uzayıp giden tariki var. Her imamın, diyelim ki İmam-ı Nafi'nin nesi var hocam? Bir kalunu var, bir de verşi var. Kalunun iki tane tariki var. Sonra iki tarikin, kalunun iki tarikinin her birisinin iki tariki var. Aşağı doğru iniyor mübarek. Bu şekilde. Verş tarafına geçiyoruz. İki tariki var. Ne var? İsbahani'si var, Ezrak'ı var. İsbahani'nin iki tanesi var. Ezrak'ın iki tanesi var. İsbahani'nin mevcut iki tanesinin her birinin ikişer tanesi var. Böyle indikçe iniyor, indikçe iniyor. 80 tarika diyor ulaşır bu şekilde. Hatta fehye zuha elfi tarikin tücme'u. Evet. Bu şekilde zuha elf, bin, evet, bine kadar tarikin, elfi tarikin, bin tarike kadar tücme'u ne yapar? Veya tecme'u, sen bunu toplarsın. Tücme'u toplanır. Fatih Hocam doğru mu? Doğru değil mi? Tarif Hocam'la aksi bir şey yapmayalım. Tamam, iyi, güzel. Ve illa erba'u, afven. Ve illa erba'u, atlıyoruz böyle abi, öteye böyle işte. Dört tanesi bunlar hariç. Yani her bir ravinin iki tariki, her iki tarikin ikişer tane tariki, tariki aşağı doğru gidiyor. Fakat diyor ve illa erba'u, dört tane ravi bu durumdan müstesna. Dört ravi bu durumdan müstesna. Yani ikide iki, bitneyni fitneyni kaidesi yoktur bu dört tanesinde. Ama geri kalan bütün ravilerde ne var hocam? İki, ikinin ikisi, ikinin ikisi. Bunlar dördü direkt alıyorlar. Yani bunlar kim? Mesela bir tanesi ve emma halef. Bir tanesi halef. Femin tariki İdris. Bunun İdris tariki var mı? Var. Halef'in İdris tariki var. Bu İdris tarikinin de normalde 2, 2, 2 gitmesi lazım ama bu İdris 4'ü direkt alıyor. Yani böyle bir durumu var. Dolayısıyla İdris gibi olan bir tanesi de mesela ne var? Hallat, İbn-i Şazan, İbn-i Heysem, Vezzan ve Talhi demiş mesela. 4 tanesi direkt. Böyle 4'er 4'er onlar ne yapmışlar? Normal kaide, bisneyni fisneyni kaidesi olup da her bir ravinin ikişer tarikinin ikişer ikişer tarikleri varken 4 tane bu anlamda ravinin usulü böyle değil. Onlar direkt 4'e giriyorlar. Böyle bir konumları var. İmam-ı Cezeri Hazretleri ve illa erba'un diyerek o 4 tanesini istisna etmiş oldu.
Evet. Siva erba'ate demiş. Aşere tarikan fel ya'lem fel yu'lem min zelike kadran ma zâden müellifu alâ kitâb-ı teys. Bunlar işte falanca kitaplarda da her şeyi bunların mevcuttur, vardır diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Cealtü ben kıldım remzehum. Onların nesini hocam? Remizlerini. Lehum onlar için vardır. Ne vardır? Temanune. 80. Değil mi? Lehum temanune min erba'ina. Bizim 40'ımızdan orada bir beyt arda atlanmıştır. Doğrudur. Ben ezberimde var o beyt benim. 1016. İşte 1016 buradan çıkıyor piyasaya. Evet. Lehum temanune min erba'ina an haulâ'i saffetil işrina. Yani beyt o şekilde. Lehum onlar için var. Femanune 80 tarik var. Yani her bir ravinin ne oldu hocam? 80 tariki. Lehum femanune min erba'ina. Bizim 40'ımızdan. E şimdi 40 nasıl oldu? Her bir imamın normalde 2 ravisi vardı. O 2 ravinin ikişer tane daha ravisi oldu. 20 raviydi bunlar sonuçta diyelim. 20 çarpı 2 etti 40. 40 40 çarpı 2 etti 80. Bu şekilde büyüyerek gidiyor yani. Ne oluyor? Min erba'ina neden geliyor bu? An ha'ulâ'i safvetil işrina. İşte bizim bu 20 saf delikanlımız var ya, ilk 20 ravimiz. O 20'den 40'ımız, 40 ravimiz diyelim ki, 40 tarikimiz ortaya çıkıyor. O 40'tan da 80'e ulaşıyor bu mesele. 80 tane. Buyur hocam. Lehum temanune min erba'ina عن هؤلاء الصفوة العشرين. Yazarız hocam onu beraber. Cealtu ben kıldım remzehum onların remzini ne üzerine alet tertibi. Bir tertip, bir usulle ben onu anlatıyorum diyor, yaptım diyor. Min nafi'in keza ila Yakubi. Nafi'den tut Şeyh Yakub'a kadar, birden ona kadar böyle sıralama yaptım. Peki nasıl yaptı bunu? Ebec, Dehes, Hutay, Kelem, Nesa' Tadak, Raset, Tehad, Vagaş ala hâden nesak. Ne diyor orada bir de hocam? Ala hâden nesak. Halef ala hâden nesak mıydı? Siz bir şey diyordunuz ya. Ebec belli zaten. Hemze, değil mi? Nafi, Kalun, Verş devam ediyor. Sadece burada Tehad, Vagaş yani Ebu Cafer ile Şeyh Yakub'un rivayetleri için farklı remizler, yani yeni çıkıyor karşımıza bunlar. Aşerede malum yok, takripte bunlar. Hatta takripte de karşılaşmadık bunlarla. Nerede karşılaşıyoruz? Tayyibe rumuzatı olarak karşımıza çıkıyor bu. Fehad'in, hocam, fesi Ebu Cafer, hası İse ibn-i Birden, veli Süleyman ibn-i Cemmaz. Dagaş'ın vısı Şeyh Yakub, Gayni yes, yani Rüveys, şını ha, Rabih. Ala hâden nesak. Bu usul üzere. Efendim hocam? Hutti yazmış, evet. Hutay, evet. Hutay da, ben ne dedim? Hutay, Hutti, evet. Hutti. Her ikisi de caizdir hocam. Pekala. Vel vâbu, vav, arada vav kullanılır, vardır, olabilir diyor. Ama bu nedir vav? Fasılın, bu vav fasıldır. Yani işte bir iptidai olabilir, belki bir atıf harfi olarak kullanılabilir. Ama vav'ı gördüğün zaman da imam ravi falan bir şey zannetmiyor yani. Vel vâbu fasılın, ve lâ ramze yerid an halef. Yine bir beytin, bir mısrağın sonunda mana tamamlanmıyor. Diğer mısradan ne yapıyoruz? Kelime alıyoruz ki mesele anlaşılsın. Ve la ramze yerid an halef. Haleften bir remiz gelmemiştir. Halef için ne yaptık? Bak bir remiz yok. Halefin bir remzi yok. Li'ennehu zira halef lem yenferi. Tek başına bir imam değildir yani. Diğerleri gibi özgür tek başına bir imam değil. Zira bir yerde İmam-ı Hamza'nın ravisi, öteki tarafta imam gibi böyle bir durumu var. O yüzden diyor ona özel bir şey yapmadım. Pekala. لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ. Mesela gelecek beytlerde
ve ba'du mü'minen fetah thalithehu bil hulfi thabiten ve dahd diye mesela. Şimdi ve ba'du mü'minen, işte mü'menen falan okuyuşlardan bahsediliyor. Thalithehu bil hulfi thabiten ve dahd derken mesela oradaki vav gelecek diyor. O vavı aldanıp da sen şey zannetme, herhangi bir remiz falan diye düşünme onu. O başka bir fasıldır. Evet. Bunun gibi daha çok böyle hocam şeyler zaten gelir, karşılaşacağız bunlarla. Sonra وَحَيْثُ جَاءَ جَاءَ hem bir remiz olarak buraya cimi koydu hem de جَاءَ fiilinden kesip aldı. Bir nevi böyle bir farklı bir şey yaptı İmam-ı Cezeri Hazretleri. وَحَيْثُ جَاءَ cim ne vakit gelirse yani. İkisi beraber hocam. İkisi bir arada mana. Cim ne vakit gelirse. Remzün, remz olarak ben cimi konuştuğum zaman sen bunu kim anlayacaksın hocam? Liberşin. Verş. Cim dedik mi? Eşittir bu kimdir? Verştir. Pekala. Fehve o cim cim li ezrakin. Ezrak için anılır. Ezrak anlaşılır. Cim denince ezrak anlaşılır. Ama nerede? Ledel usuli. Şu anda bizim okumuş olduğumuz bu usul kısmı var ya, usul kısmında ben eğer cim dersem bunu kim anla? Ezrak anla. Bak usul kısmında ama. Tabii bu Tayyibe'nin usulü. Usul kısmında ben efendim ferç-i huruf başlayana kadar olan bölümde ben cim dersem sen bundan ezrak anla. Sen bundan ezrak anla. Yurva rivayet olunur. Onun rivayeti yapılır yani. Ledel usul. Pekala. E iyi de usul kısmında ben cim dedim. Sen ezrak anladın. E pekala cimin yani verşin diğer ravisi kim? İsbahani. O ne iş yapıyor? Vel İsbahani yüke kalun. Bu sefer İsbahani'yi ne yaptığını nasıl anlayacaksın? Kalun'a bak İsbahani ne yaptığını anlarsın diyor. Orada usul kısmında ferç-i hurufa kadar olan bölümde cim dediğim zaman buradan anlaşılacak olan ezrak. E peki İsbahani nerede? Kalun gibi. Usul kısmında böyle. Evet. Ve in semmeytu verşen eğer ben verş dersem usul kısmında diyelim ki devam ediyorum. Ben dedim ki bu işi yapan verştir dersem fettarikani iden. O zaman İsbahani ve Ezrak ikisi bir arada anlaşılır. Direkt ismini verirsem hocam. Verşin direkt ismini anarsam iki tarikte anlaşılır bundan. Ezrak anlaşılır. İsbahani nerede? Kalun gibi. Evet. Şimdi hocam giriyor imamlara. Buralar hep şeydir yani bas git mesabesinde yerlerdir. Femedeniyyün. Medine'nin imamları. Feminun ve Nafi'un. 8 ve Nafi. 8 kimdi? Ebu Cafer Hazretleri. Ebu Cafer ve İmam-ı Nafi. Hocam geliyor sizinki. Basriyyühüm. Basralı olanları. Thalithühüm ve Tâsi'un. Thalithühüm. 3. imam. Ebu Amr. Ve Tâsi'un. Şeyh Yakup Hazretleri. Yani şu beytler ezberlendiği zamanı daha hiç onların memleketlerini unutmazsınız zaten. Değil mi? Femedeniyyün. Thâminun ve Nafi'un. Evet. Ve Halefün fil Kûfi. Şimdi 3 tane Küfeli imam saymıştı geride. Değil mi hocam? 5, 6, 7. İmam-ı Asım, Hamza ve Kisai. 3 tane. Ve halefun, halefi fil küfi. Küfelilerin içine sokarsak. Eğer o zaman ver remzu, remz ne olur? Kefa. Kefa olur. Remz, yani ben kefa dediğim zaman o 3 tane imamla artı halefi de say bu işin içine koy. Evet. 4 tanesi ne oldu hocam? Hem küfeli oldu hem de kefa remzi ile beraber karşımıza çıkmış oldu. Arif hocam anlaşıldı mı mesele? Sıkıntı yok değil mi? Ha, eksik bir şey varsa söyleyin abi. Yani dediği gibi geçen de bahsettim ya İmam Nüveyri Hazretleri mübarek öyle diyor. Yani biz diyor bunu yazmaya başladık. Etrafımızda istifade edebileceğimiz kitap yok. Yani böyle bir zamanda Tayyip'e büyümeye başlıyor yani. Şimdi elbette bizim hocalarımız her şeyimiz var. Elhamdülillah ellerini ayaklarını öperiz hepsinin. Kefe nasıl olmuş ki? Bunlar şartı mı hocam? Buradan geldiğini anlatayım. He, kefa meselesi. Kefa rumuzu. Böyle bir rumuz. Ve hum. Şimdi hocam. Ve hum derken kimi kastediyor? Kefanın içindekileri kastediyor. Ve hum. Ama bi gayri asim.
Normalde kefanın içinde kef, nun, kim var hocam? Kef diyorum, pardon. Nun, fe, ra, hal. Dört tane. Bunlar var. Ama bi gayri asım, yani asımı çıkar oradan, ne kaldı geriye? Ferhal kaldı. Normalde ne ferhaldi? Çıkan nunu, asımı ferhal kaldı. Öyle olursa lehum onlar için rumuz ne olur? Şefa. Şefa olur. Şefa dendiği zamanda kim anlaşılır yani? Ferhal. Kefa dendiğinde ne ferhal? Nunla beraber. Evet. Ve hum. Şimdi elimizde ne kim var bu sefer? Bu sefer ferhal var elimizde. Ferhal. Ve hafsun. Vav artı diyelim o vava. Artı hafs. Ferhal'in içine hafsı da sok. Eşittir. Sahbun. Yani a ferhal remz olarak karşılığı nedir? Sahbun. Değil mi? Evet. O mısrağın başını toparlayalım tekrar. Ve hum. O geride bıraktığımız üç imam. Yani ferhal kaldı. Şefa. Ve hafsun. Bir de hafs ekle oraya. Kimi kullanırsın bu dördüne? Sahbunu kullanırsın. Sümme sonra suhbe. Yine o üçü için suhbeyi kullanırsın. Yani ferhal vardı ya gerideki. O üçü için suhbe kelimesini, remzini kullanırsın. Kim ne olursa? Ma şubetin. Şubeyle olursa. Yani saferhal. Şefa, ferhal. Dikkat hocam. Bak. Şefa, ferhal. Ondan sonra aferhal, sahbun. Saferhal, suhbetün. Ferhal hep var bunlarda. Başından itibaren hep ferhal var. Ama girenler çıkanlar farklı. Bir nun dahil oldu. Bir sad dahil oldu. Bir ayın dahil oldu. Ama hala ferhale bir şey olmadı. Onlar hala duruyor işin içinde. Asım'ın ikramesine katıyor hocam. Evet hocam. Onunla beraber kefa olmuyor. Kefa oluyor. Ama ne yapıyor? Ayrı ayrı onları değerlendiriyor hocam. Yani ferhal hiç değişmiyor bakın. Ferhal baştan mesela getirirse kefa ne ferhal? Baştan bir imza koydu başa. Kefa dedi ne ferhal? Bunu böyle anla. Ben sana kefa dediğim zaman da sen ne anlayacaksın? Ne ferhal anla bunu. Ama iyi de ben saferhal demek istedim. Aynı hiç kullanmak istemedim işin içinde. Saferhal. Suhbe diyeceğim ki saferhal. Ama ben sadece aferhal demek istedim. Satı karıştırmak istemiyorum işin içine. O zaman da sahbun. Nuri tamamen çıkarmak istiyorum. O zaman da şefa. Ha ne zaman ki satla ayın ikisi ortaktırlar. Mesela beis kelimesinde beisün. Değil mi? Beyesün okuyan başka. Beisün okuyan başka. Satla ayın burada farklı olmaları lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi böyle bir yerde ne kullanmam lazım benim? Misal. Eğer satı alacaksam işin içine sohbeyi kullanmam lazım. Eğer aynı alacaksam işin içine sahbını kullanmam lazım. Eğer tabii ki ikisini beraber alacaksam Ömer hocam hem satı hem aynı değerlendireceksem o zaman kefa. O ayrı için tamam hocam ikisini beraber anlattım. Benim onu beraber niye satı oldu? İşte sade sohbede sade sat. Evet. Güzel. Allah razı olsun. Pekala. Ondan sonra devam ediyor. Buradan itibaren ve halefun ve şube. Şimdi ince ince şey yapıyor, notluyor yani. Ve halefun, halef. Ve şubetun, bir de şube. Artık ferhali bırak, geri kalsın yani. Halefle şube. Kim bu? Sathal yani. Halefle şube. Olduğu zaman da ne oldu? Safa. Bir sonraki beytin baş tarafında, mısrağın baş tarafında geliyor. Safa. Yani safa denince ne anlayacaksın hocam? Sathal. Halefe şube. Ve hamzetun ve bezzarun feta. Hamza ile bezzar. Yani halefi aşır değil mi? Yani fehal. Demek için ne diyeceksin? Feten. Feta kelimesini kullandığın zaman da feta kelimesini kullandığın zaman da bundan kim anlaşılır? Fehal. Anlaşılacak. Hamzetu ma'aliyyihim. Onların Ali olan, Ali ismi olanı kimdi? Kisai Hazretleriydi. Kisai ile beraber Hamza olursa eşittir. Ridan. Hocam bu remzleri inşallah ezberleyelim. Ridan dendiği zaman da akla fer gelecek yani. Evet. Eta böyle geldi. Sonra devam ediyor. Ve halefun ma'al kisaiyyi.
Halefle Kisai ikisi bir arada olursa ne olur? Halefle Kisai, yani rakal değil mi bu? Rakal. Olursa rava. Rava dedim mi rakal anla. Anlaşıldı Yusuf abi. Ve taminun ma'tasi'in. 8-9 ikisi beraber olursa ne olur? Yani ca'ya. O zaman seva. Fekul seva. Ona seva de. Seva dediğin zaman yani Ebu Cafer'in remziyle başlıyor. Bak şeyle. Seva'nın sesi Ebu Cafer'di ya. Şey, Tekad'in sesi. Seva dediği zaman da 8 ve 9. imam. Ebu Cafer ve Şeyh Yakup. Sonra ve medenin. Medineli imamlar. Kimlerdi bunlar? Medineli imamlar. Şimdiye kadar anlattığı üzere Medine imamları. Fenafi'un bi taybetin demişti değil mi? Bir Medine. Bir de ondan sonra sümme Ebu Cafer'inin havru rıza. Ebu Cafer Hazretleri var bir de. Ve medenin. Bu Medine imamları meda. Ne olarak geçerler? Meda. Meda dendiği zaman da veya meden dendiği zaman da bunlar Medine imamlarıdır. Eca'dır bunlar yani. Eca. Ve Basriyün. Basra imamları. Kimlerdi onlar? Birisi üçüncü, birisi değil mi? Dokuzuncu imam. Basriyühüm salitühüm mettâsi'û demişti. Üç ve dokuzuncu imam. Himen. Himen dendiği zaman da ne anlaşılacak? Evet. Himen dendiği zaman da Basra imamları olan Ebu Amr'la Şeyh Yakup Hazretleri anlaşılacak. Hocam bu upuzun bir remiz geliyor şimdi. Daha doğrusu silsile geliyor. Remiz küçük de. Vel medeni, vel mekki, vel basri. Ben sana şimdi Medine'liler söyledim diyor. Basralılara da söyledim. Bir de Mekke'liyi koyuyorum araya. Bunların hepsine sema. Sema diyeceksin bunlara. Yani Medine imamı olan Eca, Mekke imamı olan İbni Kesir, bir de Basra imamı olan Haya, hepsi sema. Sema dendiği zaman da edehca'ya. Edehca'ya dendi, sema eşittir o. Evet. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Tamam, elhamdülillah. Sonra devam ediyor. Mekkin ve Basrin. Mekkeli ve Basralı imamlar. Mekkeli imamlar kim? İmam daha doğrusu. Bir kişi. Değil mi? Ve ibn-i Ketir'in Mekketun lehu bez. Değil mi? Öyle demişti. Birisi Mekkeli, Mekkeli evet İbn-i Kesir. Ve Basrin bir de Basralı olan iki tanesi. Yani dal, ha, ya. Bu üçüne ne diyeceksin hocam? Hakkun. Bu üçü bir araya geldiği zaman hak diyeceksin. Mekkin medeni, yani hem Medineli Eca artı bir de Mekkeli İbni Kesir olursa, sadece üçü bir arada olursa hirmun. O zaman da yani harameyn imamları bunlar. Harameyn. Mekke Medine imamları toplam hirmunde toplanmışlar. Evet. Ve amme, amme dediğim zaman da ne anlayacaksın? Şamuhum, onların Şamlı olanlarıyla vel medeni, Medineli olanları anla. Şamlı olan kim? İbn Amir. Değil mi? İbn Amir. Vel medeni, Medine olan kim? Eca. Yani elif, kef, ca eşittir amme. Am dendiği zaman da elif, kef, ca anlaşılmış olur. Pekala. Bitiyor hocam. Bu konuyu bitirelim. Burada kal, bırakalım. Ve habrun, habr dendiği zaman da kim anlaşılacak? Salisün, üçüncü imam. Üç, kimdi hocam? Ha, başka ve Mekkin, bir de Mekkeli olan. Deh, değil mi? Delha dendiği zaman da habr anla. Yani habr eşittir deh. Kenz, hazine olması münasebetiyle farklı zatlar. Kenz ifadesini kime kullanacaksın? Küfin ve Şamin. Küfeli imamlar, neferhal. Bir de İbn Amir Şamlı, yani Kefnun Ferhal değil mi? Evet. Kenz kelimesi, kenz remzi dendiği zaman da Kefnun Ferhal. Ve ci'ur remzu. Aha da remiz böyle geldi. Devamını biz sonraki beytle alakalı aslında. Ve ci'ur remzu kablu ve ba'du diye geliyor. Oraya bağlayacağız. Ve ci'ur remzu de bir dahaki dersten itibaren inşallah devam etmiş oluruz. Cenab-ı Hak bizlere güzelce ifade, hep beraber güzelce istifade ikram eylesin. El-Fatiha.